Ya anahtarınız yok mu? Bir zahmet cebinizden çıkarıverin. Hayda. E hadi oğlum aç olduk burada. İnsan yeğenine kapıyı açmaz mı? Hançoru. Hançoru sen ne yaptın ya? Üşüteceğin çocuğu niye getirdin buraya kadar? Vallahi Ramazan amcası gelmeyince biraz canı sıkıldı. Dedi ki baba amcam gelmiyorsa biz ona gidelim. Ben annemin karnındayken bana türkü okuyan bıyıklı amcamı mutlaka görmem, ona selam vermem lazım dedi. Ha bakalım. Oy amca oğlum. Kafanı tut. Kafanı tut. Bıyıklı amcası var ya, kurban olsun bunu. Öyle. Onun en sevdiği amcası ben olacağım ha. Tamam mı? Onu üzdüğünüzde beni arayacak böyle gizli gizli. Ramazan amca diyecek. Babam beni anlamıyor diyecek. Bu işi çözsen çözsen sen çözersin diyecek. Diyecek tabi oğlum. E sen de koşa koşa gideceksin oğlum. Evladımı evladım belleyeceksin. Derdini dert edineceksin. Ona baba yarısı olacaksın oğlum. Eksikliğimi göstermeyeceksin. Göstermeyeceğim tamam. Kardeşlik bunu gerektir. Kardeşlik bunu gerektir lan. Hakkını helal et oğlum. Ben seni kıracağım, kafamı kırsaydım. Ben kırılmadım ki amca oğlum. Kardeş kardeşe kırılır mı? Vuruldum ben sadece oğlum. Tamam hadi git hazırlan. Bize gidiyoruz. Dedem kızımın adını kulağına okuyacak. Nasıl kızın adı mı? Oğlun adını demek istedin herhalde. Yok oğlum kızım. Yeğenin kız. Adı Yağmur. Nasıl kız ya? Nasıl amcaoğlu oğlan dememiş miydiniz? He? Ne ara kız oldu? Ya şimdi bak hele. Bunu hastanede falan karıştırmadınız değil mi lan? Oğlum hastanede doğmadı ki. Düğün dönüşü aniden doğmak isteyince yol kenarında doğdu. Nasıl ya düğün mü? Yol kenarı kız mı? Ne? Amcaoğlu. Biz en son ne ara koptuk ya? He? Bu kadar zamanda bu kadar şey gerçekleşmiş olamaz yani. Sen hadi git hazırlan, ben kaçırdığın yerde anlatırım sana. Ya tamam. Oy amcası ya, bunun bıyıklı amcası bu. Buradan olsun. Bak şunu. Tamam ben gidiyorum. Hadi git hazırlan hadi. Şşş.